Bugün sizlerle beraber Ankara Üniversitesi'nin Cebeci yerleşkesini gezeceğiz. Cebeci yerleşkesi, Ankara şehir merkezinin doğusunda yer alan Cebeci semtinde bulunmaktadır. Yerleşkenin kuzeyinde Cemal Gürsel Caddesi, doğusunda Yeni Ucun Sokak, güney ve batısı boyunca ise Erdem Sokak bulunmaktadır. Yerleşke, şehir merkezi içerisindeki önemli yeşil alanlardan biridir. Şehirlerin yapay dokusu içinde, yine insan tarafından oluşturulmuş bu alanda, Ankara Üniversitesi'nin 4 fakülte, bir yüksekokul ve sayısız araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Yaklaşık 167 bin metrekarelik yerleşke, sadece insanlar tarafından değil, farklı canlılar tarafından da barınak olarak kullanılmıştır. Cebeci yerleşkesine ulaşmak için Ankara'ya binip Kurtuluş Metro Durağı'nda indikten ve kısa bir yürüyüşün ardından Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan A kapısından girişimizi yapıyoruz. Kampüse girişimizi belirli kişilerde bulunan özel kartlarla sağlıyoruz. Yerleşkenin iklimsel özellikleri incelendiğinde orta kuşak iklim koşullarına sahip kurak ve sıcak yazların yaşandığı yerlerin karakteristik özelliklerini göstermektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 12 santigrat derece civarındadır. Yerleşkeye inşa edilen en eski bina Siyasal Bilgiler Fakültesidir. Bu fakülte 1859 yılında İstanbul'da Mektebi Mülkiye Şahane adıyla bir meslek okulu olarak kurulmuştur. 1936-1937 öğretim yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Ankara'ya taşınmış, 23 Mart 1950 tarihinde çıkarılan bir yasayla da Ankara Üniversitesi çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur. Yerleşkedeki en eski binalardan bir diğeri Hukuk Fakültesi binasıdır. Hukuk Fakültesi, Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla 5 Kasım 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından törenle açılmıştır. 1946 yılında Cebeci Yerleşkesi'ndeki binaya taşınmış ve Ankara Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Derslik kapasitesi yeterli bulunamayınca Hukuk Fakültesi yeni bina olarak adlandırılan yapıda hizmete dahil edilmiştir. Yerleşkede bulunan bir diğer fakülte İletişim Fakültesidir. İletişim Fakültesi 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı Basın ve Yayın Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1992 yılındaki düzenleme ile İletişim Fakültesine dönüştürülmüştür. Yerleşke içinde bulunan fakülteler arasında önemli bir yapılaşmaya sahip olan bir diğer fakülte de Eğitim Bilimleri Fakültesidir. Ankara Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla 1964 yılında Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 1971'den beri de şu anki binalarını kullanmaktadırlar. 1982 yılında yürürlüğe giren yasa ile Eğitim Fakültesi adı Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Yerleşke içinde bulunan tek meslek yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'dur. Bu yüksekokul 1979 yılında Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine kurulmuş, 1983 yılında ise yasal bir düzenleme ile Hukuk Fakültesi'ne bağlı yüksekokul olarak yükseköğretim kurumları kapsamına alınmıştır.
diğer yapılarla kıyaslandığında daha dar alanlı olmasına karşın kendine ait bir binası olan bir diğer kurum 1992'de kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsü'dür. Doğrudan Ankara Üniversitesi'ne bağlı olmamakla birlikte yerleşke içinde bulunan bir diğer kurum Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'dür. Adı her ne kadar enstitü olsa da 1954'te Türkiye İş Bankası tarafından kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip bir vakıftır. Kendi adıyla bir yapıya sahip tek merkez Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi yani ATOM'dur. ATOM, 1987 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla kurulmuştur. ATOM, alanında Türkiye'nin ilk kurulan araştırma ve uygulama merkezidir. Fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu dışında yerleşke içinde çeşitli hizmetlerin verildiği binalar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Cebeci Spor Salonu'dur. Bu spor salonu Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na yani SKS'ye bağlıdır ve hemen yanında bir de halı sahası bulunmaktadır. SKS'ye bağlı ve kendi bağımsız binası olan bir diğer kurum Milli Piyango Öğrenci Evi'dir. Bu yapılar dışında gıda temin alanında hizmet veren irili ufaklı pek çok ticari tüzel kişilik bulunmaktadır. Restoran, kahvehane tarzı bu işletmelerden bir kısmının kendi binaları ya da yapay malzeme kullanılarak inşa edilmiş eklentileri olduğu gözlemlenmektedir. Cebeci ve Cebeci Kampüsü hakkında üstün bilgi ve ilgisinin varlığı sebebiyle Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyen kadrosunda bulunan doçent doktor Onur Çalışkan'ı odasında ziyaret ettik. Bize vakit ayırdığı için bir kez daha buradan da teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Umarım Hanife Nur'un bu projesi çok başarılı olacak. Hepimizin yüzünü ağartacak bir proje olacak. Şimdi Cebeci yerleşkesi Ankara Üniversitesi'nin tarihinden eski bir tarihe sahip. Cebeci, Osmanlı'da kapı kulunda özel bir sınıfa verdiğimiz isim. Ateşli silahlara, ateşli silahların bakımı, taşınması, bunların orduya tedarik edilmesiyle ilgili sınıfa verdiğimiz isim. Bunlara Cebeciler veya Cebeci bölüğü deniliyor. Bizim bu semtimize de baktığınızda bayağı bir askeriye ile ilgili konuların olduğunu görürsünüz. Ne bileyim işte askeri dikim evi bu yerleşkenin civarında yakınındadır. Bir dönem işte askeri sıhhiye yine yakınlarda bir yerdedir. Dolayısıyla daha çok böyle askeri bir geleneği olan bir semtte kurulmuş üniversitemizin yerleşkesi olarak karşımıza çıkar. Yaklaşık 16.000-17.000 lisans öğrencisi, 200-300 lisans üstü öğrencisi ve işte 600'ün üzerinde akademisyeniyle böyle 20.000 kişilik bir nüfusu var. Bu nüfus yerleşik nüfus, bir de mülteciler var, göçmenler var. Nasıl yani? Formasyon eğitimine gelenler, bir takım eğitim programları için dahil olan çok değerli kursiyerler. Ne öğrenci, ne işte kursiyer diye tanımlayabileceğimiz insanlarımız var. Dolayısıyla böyle günde en az 20.000 kişinin gelip çıktığı, işte çeşitli vesilelerle burada bulunduğu bir yerleşke. Gelelim coğrafi ve doğal özelliklerine. Şimdi Ankara'daki en önemli yeşil alanlardan bir tanesi. Yani hem bitki varlığı açısından, hem hayvan varlığı açısından çok nadir, çok ender alanlardan bir tanesi. İçerisinde Türkiye'de yaşayan pek çok bitkinin
bulunabileceği alanlardan bir tanesi. Sadece Türkiye'de değil, yani ne bileyim Kuzey Amerikalı menşeili ağaçlarımız, ne bileyim Sibirya kökenli otlarımız vesaire, çalılıklarımız Çin'den gelme, yani Çin'in dağlık sahalarından gelme ağaçlarımız vesairelerimiz de bulunuyor. Biz bu türlere egzotik, yani dış yerli olmayan yabancı tür diyoruz. Egzotik tür bakımından en zengin alanlardan bir tanesi. Yani ne bileyim Kuzey Amerika'dan bir çam türünden tutun, işte Çin'in plato sahalarından gelen işte yaprağını dökmeyen bir çalı türüne kadar her şeyi bulmak mümkün. Yani bu açıdan da çok önemli bir alan. İçinde birkaç tane süs havuzumuz var. Bu süs havuzlarında ne bileyim işte egzotik kaplumbağalardan çok görkemli ve yani diyelim göz alıcı sazanlara kadar hayvan popülasyonumuz var. Türkiye'de 3 tane egzotik kuş türü var. Bunlardan 2 tanesi papağan. Her ikisi de Hindistan kökenli. Bir tanesi bizim yerleşkemizde barınıyor, konaklıyor, besleniyor. Yeşil papağan dediğimiz papağan. Bir de Senegal kumrusu dediğimiz, bildiğimiz kumrudan işte Senegalli olduğu için de bilmiyorum, daha böyle güzel. En azından bana öyle geliyor, başkalarına farklı geliyor. Senegal kumrularımız var. Yarasalarımız uçar geceleri. Onun dışında sürüngenlerimiz vardır. Geçen bir tanesi burada konu oldu benim. Kendisini beslemek şerefine nail oldum. Ne bileyim, kertenkelelerimiz vesairelerimiz var. Bu açıdan da değerlendirildiğinde 300'e yakın tür var. Benim bildiğim kadarıyla, tabii bir botanikçi, bir zoolog çok daha iyi bilebilir. 300'e yakın tür var. Bunlardan 200'e yakını egzotik. Yani doğal bir bitki topluluğu olarak değil, insan tarafından dikilmiş bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Tabutları Araştırma Uygulama Merkezimiz var. Yani 1900, yanlış hatırlamıyorsun, 90 veya 91'de kurulmuş olması lazım. Ve daha Avrupa Birliği böyle bir ciddi bir plan olarak gündemde yokken kurulmuş ve Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurmamızı sağlayan sivil toplum kuruluşlarından bir tanemiz. Dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk kuruluşuyla itibaren bir eğitim yuvası haline geliyor. Yine insanoğlunun yarattığı yeşil vahalardan bir tanesi. Niye? Ankara'mız gerçekten ciddi bir beton sahası olduğu için. Onun dışında bu tarihi ve kültürel değerlerden sıra çevre eğitimi için de çok iyi olasılıklar sunuyor. Ne bileyim ilk okul öncesi çağından işte lisansüstü eğitimine kadar çevre duyarlılığını geliştirme, çevre bilinci yaratma konusunda önemli olasılıklar sunuyor. Bir de tabii kendi ekosistemini oluşturma açısından da coğrafya açısından çok önemli bir değeri var. Çok değerli, cebeci severler.